arkadaşlar. Ben Doktor Burcu Kayhan Tetik. Bugün sizinle dorsoglutal bölgesine enjeksiyon uygulamasından bahsedeceğim. Buna başlamadan önce öncelikle hastaya kendimizi nazik bir şekilde hastamızı karşılıyoruz. Kendimizi tanıtıyoruz. Tanıttıktan sonra yapacağımız işlemle ilgili hastaya açıklamaları yapıp onamını alıyoruz. Onamı aldıktan sonra da işlemi uygulamaya geçiyoruz. Uygulamaya geçmeden önce özellikle kalça bölgesinde bizim en korktuğumuz burada da gördüğünüz gibi siyatik sinirler. Siyatik sinirlere enjeksiyon yapmamak için mümkün olduğunca kalçada dış kısımlara ilaçlarımızı uyguluyoruz. Şimdi işleme geçmeden önce malzemelerimizi hazırlayalım. Enjektörümüz, eldivenimiz, alkolü pamuğumuz ve kuru pamuğumuzun ve uygulayacağımız ilacımızın yanımızda hazır olarak bulundurulması gerekiyor. Uygulama yaparken bir elimizde koksikse, diğer elimizde spina iliaca anterior, superior'da olacak şekilde bir hayali hat çiziyoruz. Bu hattı 3 eşit parçaya bölüyoruz. 3 eşit parçaya böldükten sonra dışarıda kalan alanın tam ortası bizim enjeksiyonu uygulayacağımız bölgedir. Yerimizi belirledikten sonra eldivenimizi giyiyoruz. Enjektörümüzü steril bir şekilde açıp uygulayacağımız ilacı kırıp hazırlıyoruz. Daha sonra ilacımızı enjektörümüze çekiyoruz. Burada çektikten sonra içerisinde kalan havayı muhakkak boşaltmamız lazım arkadaşlar. İçeride hava kalmaması lazım. Havasını da aldıktan sonra enjektörü bekletiyoruz. Yine kuru pamuğu parmağımızın arasına, alkolü pamuğu da elime alıyorum. Aşı uygulayacağım yeri tam belirlemiştim arkadaşlar. Burası zaten eğer 4 kadrana da bölersek en güvenilir yer üst dış kadrandır. Tam hesapladığımız yeri alkolü pamukla bir kez siliyorum. Daha sonra uygulayacağım ilacımı enjektörüme elim alıyorum. 90 derece dik bir açıyla girmemiz lazım. Onun için de küçük parmağımı dokun üzerine koyarak elimi sabitliyorum. Diğer iki elimle de kalçayı gerginleştirerek uygulamamı yapıyorum. Burada mümkün olduğunca iğnenin 3/4'lük kısmının içeride olması yeterlidir. Girdikten sonra enjektör olan elimi oynatmadan diğer elimle geriye kontrol yapıyorum. Yani burada mümkün olduğunca damardan da uzak durmam lazım. Eğer hava geliyorsa, yani kan gelmiyorsa ilacımı uyguluyorum. Daha sonra parmağım arasındaki pamukla tutarak enjeksiyon yerinden ayrılıyorum.